Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşımla beraber Boztepe'ye geldik. Arkadaşım standla ilgileniyor. Hesabını şu alta koyacağım. Onur. Bugün size MCX satacağız. 150 MCX değil mi kanka? Aynen. Motorumuz TRD tek arkadaşlar. Arka mafsalı görüyorsunuz, arka lastiği. Malum. Şöyle zoom atarım ben oraya. Ne lastiği vardı kanka arkada? R25. Yüksek söyle, az da duyuyorsun. R25. MT mafsallı R25 lastiği. Blokla oynama var mı? Yok kanka, full orijinal. Hiç değişen bir şey yok yani motorunda oynama falan. Tek oynadığım şey dişli. Dişli. Kaç dişli var arkada? 45. 45. Dişte. Önünde kaç vardı? Önde de 15 ya da 14 olması lazım. Neyden bahsedelim? Bugünkü konumuz ne olsun biliyor musun? Şimdi birisi, sıfırdan başlayan birisi kanka. Ne bileyim, ne kadar bütçesi olur? Bu motor mesela sana ne kadara gelir? 2021'de. Ocak'tayız şu an. 2021 Ocak'ta ne kadara gelir? Alacak olan bir insana hani hiç vermese, şöyle söyleyeyim, yine bir 7 bin lira, değil mi? 7 bin lira, 8 bin lira bir gözden çıkartacak. Anladım. Öyle söyleyeyim ben. Bu kaç modelli? Bu 15 falan yani. 15 falan. Ya şöyle söyleyeyim şimdi, yayında şey olmasın da daha ruhsatı bile bilmiyorum. Ruhsat nerede? Aldık. Parayı verdim, geldim. Ruhsat falan yok. Ruhsatı falan hiç görmedim. Kaç model sormadım. Bana da sadece telefonu açtım. Her şey dedi, tam dedi. Kullan dedi, sıkıntı yok dedi. Ben dedim tamam abi. Bu arada arkadaşlar, onun hatırlatmasını yapayım. Önceden bir video çekmiştik. CG'li neydi, çıldırdık videosu mu neydi? Aynen. O motorun sahibi işte, onu bağlattı. Ondan sonra onu bağlattı, sonra bunları aldı. Ben de o zaman bile MCX konusu geçti miydi bizim aramızda? Geçti tabi. Aynen, MCX alacağım. Eskiden beri aklımda o vardı ya. Geçtiydi. Şimdi bugün hep yorumlarda şey gördüm, sıfırdan stand yapmak için işte neler yapmak lazım? Püf noktalar nelerdir? Başlık başlık koyacağım kanka, aklına ne geliyorsa. Ya, mesela ayakta nasıl çekilir şeyde, onu da mesela aşağıda teker yaparken gösteririz. Ayakta nasıl çekilir, oturarak nasıl çekilir, püf noktaları ne? İlk başlayanlar ne yapması lazım? Ya ilk başların yapacağı şeyi ben sanırım ne? Denge çok önemli bir şey kanka zaten. Alışmak lazım yani. Alışmak lazım. Bu şimdi şöyle söyleyeyim. Şu debriyajı şimdi millet debriyaj bırakacak. Şöyle yine bak. Motoru şimdi gaza veriyor. Böyle yine yapıyor. Bak şimdi böyle debriyaj bıraktığın zaman elini tutamazsın geri. Ha, yapanlar var. Motor elinden çıkar yani. Çıkar. Çünkü ben çok yaptım bunu ilk başladığım zamanlar. Debriyaj vurmasını bilmiyoruz. Ben şu arka yolda bir haftada 3 tane makine patlattım. Sırf debriyaj vurmasını öğreneceğim diye. İyi de girdi de. Şimdi geliyoruz şimdi debriyaj. Şimdi arkadaşlarım yapıyor, geliyor böyle vuruyor. Allah Allah diyorum, bu makine diyorum, geliyor, kalkıyor, gidiyor. Gaz ayarını takip ediyorum şimdi, gaz sesi nasıl geliyor bu motorda. Vuruyor, ben şimdi yapıyorum. Vuruyorum, vuruyorum, gelmiyor. Vuruyorum, vuruyorum, gelmiyor. Ondan sonra arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Debriyaj vurma taktiği şudur. Bak, ya iki parmak vurun ama iki parmak şey yapamazsınız. Gazı sabit tutuyorsunuz. Bak şimdi gaz konuştuğunu farz edin. Şurada tutuyorsunuz ya. Şurada tuttum. Debriyajı vurup şu ya şu. Şunu bıraktığınız zaman motoru kendinize çekin. Oturma noktanız burası ise az daha şuraya gelin. Buraya tamam. Geldikten sonra kendinizi ileri kaydırıyorsunuz zaten. İster istemez dengeniz oturuyor. Bunu yapın yani. Şimdi şuradan başlayalım. İlk lastikten başlayalım. Şimdi parça parça anlatalım. Bu arada bu video böyle MCX inceleme değil. Zaten YouTube'da dolu inceleme var arkadaşlar. Öyle bakabilirsiniz. Bizimki nasıl stand yapılır? Biz daha çok kişiselleştirdik motoru. Onlardan bahsedeceğiz. Bu motorun daha hani başlanmamış hali bu. Şeyler var. Daha hani başlayamadık. Bunu tam çeviremedik. Nasip olursa olacak. Olmazsa bu şekilde benim işimi göreyim. Ben bu şekilde yapıyorum. Hani illa bunun arkasında demir olacak diye bir şey yok. İlla elden frenim olacak diye. Ben fren kullanmıyorum zaten. Şöyle ya, yeteneğe bakıyor. Sonuçta. Yeteneğe bakıyor. Bu denge işidir bu. Fren kullanmak hani çok güzel bir şey. Tekerde zaten şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Hızlı gitmek önemli değil. Önemli olan yavaş senteni kurmak. Onu ben yapıyorum. Hani çok nadir yapıyorum mesela yavaş gitmeyi ama vurdun mu da hızlı gitmesi daha çok şey oluyor. Dengen az oluyor. Rüzgarı yarıyorsun. Yani öyle. Şöyle söyleyeyim. Şu lastiği taktık. Ondan sonra. Dur, ayakkabım çıktı. Dur. Heh, tamam. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bu ince lastikte teker yapan arkadaşlar dengeniz biraz daha şey olur. Şimdi bu lastiğine batı. Görüyorsunuz zaten. Şimdi şöyle arkadan şey göstereyim. Anlasınlar zaten. Kalın lastikle ince lastiğin farkı ne kanka? İnce lastikte kanka şöyle söyleyeyim ya, viraja yatma olasılığın hani daha çok şey oluyor yani, vuruyorsun şimdi en küçük bir kaçamağın oluyor. Tekerdeyken değil mi? Aynen, kaçamak da çok güzel işe yarıyor ama bu lastiklerin dengen
Ya motorun ne kadar yatırırsan yatır, bu motor en fazla şuraya kadar yatar. Şuraya da hani ortada gidiyorsun zaten. Şuraya kadar yatırıp da hani o dönme şeyi yapma olmaz yani. İnce lastikte manevra kabiliyetin daha çok artar ama direksiyonu çevirdiğin zaman gidiyor dönüyor. Kalın lastikte yol tutuşun artar, kolay kolay düşmezsin. Artar aynen. Dengem çok güzel oluyor. Hani dönme riskim çok var bunun üzerinde ama oturuyor. Tam dengesini bozuyor yani. Bir de bu gaz ayarı dediğimiz şey var. Bu gaz ayarını yapmak önemli. Şimdi biz var adamlar nasıl yapıyor? Gaz böyle gidiyor. Şu mesafede oynuyor. Hani bazıları var. Yavaş yavaş aynen. Öğretmez. Dengesini koruyan var. Hani öyle anlatayım size. Bir de arkadaşlar şimdi GoPro'muz yok yanımızda. O yüzden yol videolarını o kadar atamayacağız. Bu üstün körü bir telefonla çekebildiğim kadar. Az sonra teker yapacağız. Onları da araya serpiştireceğim. Yani kusura bakmayın şeyler için. Bu kadar çıkıyor elimizde. Frenimiz disk. Bu şeylerde stand yapmak için çok güzel bir şey. Çünkü kitine takıyorsun direkt fren merkezine. Bir daha elden frenini alıyorsun. Yani fren kullanmak isteyenler için elden fren de oluyor mesela. Ama bizde yok. Bizde arka fren hiç yok. Sen bunda mesela motor almadan önce elden fren vardı değil mi? Elden freni vardı. Aldığın arkadaş da stand yapıyordu bundan az çok. Teker yapıyordu. Bizden önce bu motorun önceki sahiplerinde yapan varmış. Peki şey diyeceğim. Kalın lastiğin sana yakıttan ne kadar şeyi var? Zararı var. Yakıyor mu motor? Yakıyor mu? Ne kadar yakıyor mesela 100 km'de? Şöyle söyleyeyim. Bu motorun orijinali 150. Tamam. Ama benim altımda 125'lik karbüratörüm var. Bu nedenle ben şimdi tekerde falan giderken hani... Boğuluyor mu? Boğulma şey olmuyor. Şeyine göre çok güzel. Çünkü ben bunu biliyorsun 3'le 4'le havaya alıyorum ben şimdi bunu. 3'le çekiyorum. İndiriyorum. 4'le vuruyorum. 4'le geliyor. Hani şey mi? 150'li olsa belki karbüratörüm biraz daha avantajım oluyor. Hani benzin çekmek için emişi daha çabuk verme şey oluyor. Arka lastiğe gelince de arka lastikte tem oluyor tabii ama yol tutuşu rahat da hani şeyi var. Hani arka lastiğin güzelliği var ama hani değiştir diyorlar bana. Ya bu motorun ben de bu halini çok seviyorum hani. Bu lastikle falan çok güzel görünüyor. Bozmak da istemedim. Ha yapamıyorum bazı hareketleri yapamıyorum. Şu lastiğin ağırlığı, zaten arkanın ağırlığı. Stop yapamıyorum mesela ben motorun siyah MC ile yapıyordum. Hı hı. Onunla yapıyordum ama bununla yapamıyorum. Şimdi düşünüyorum bir dönüm lastik alsam. O da ileride. Olursa bir lastik atı böyle deneyeceğim. Ya bir jant bulacağım. MC'sin öbür MC'sin lastiğini söküp atacağım bunun altına. Deneme amaçlı. Bir de öyle deneyesim var. Bakacağız hayırlısı neyse. Şimdi kanka elimizde bir tane 150 MCX var. Bir tane de Falcon Mexico 150 var. Hı. Şimdi karşılaştırdığın zaman eksisi artısı. Zaten Falcon'un ruhsatta 125 geçiyor. Blok'ta 125 herhalde. Karşılaştır bakayım kendince yani. Ya şöyle söyleyeyim kanka. Falcon'un bak Falcon'un gidon şekli olsun. Yani mekanik de olsun. Mekanik çıkışı falan çok güzel motorun. Blok yapımı falan. Bunlar gibi değil. Mekanik yapımı falan çok güzel. Senin de çıkışı falan. En çok hoşuma giden bu motor da şu gidon. Değil mi? Bak gidon gösterelim onu. Aynen bak. Gel. Şu gidon şekline bayılıyorum abi. Çok güzel bir gidon şekli var. Dijitali var. Hani direksiyon geliş şekli falan yükseltmesi falan çok güzel. Depoyla uyumu olsun. Hani granaj. Arkaya gidiş şekli, kuyruk şekli çok güzel gidiyor. Bana sorarsan de ki ben de düştüm bunun peşine. Hı hı. Falcon ben de almak istedim. Baktım çok uğraştım. Ama benim gözümde bütün motorlara göre en iyisi. Kanka çünkü sen standla uğraşıyorsun. Ben efendi kullandığım için bunu ya, şey yaptım. Ha, aynen. Bana normal karşılaştırıyoruz şey şu an. Teker için değil. Ya, ama normal, teker için bence MCX. MCX abi ya hani bu zaten araştırın bakın. Daha şimdiki standçılar hani profesyoneller zaten hep MCX üzerinden kanka yurt dışında gelen. Da yapıyorlar. Var tabi abi ya MCX üzerinden gelen çok standçı var. Şöyle söyleyeyim. Her koşulda kullanılabilecek motor. Yani kronik sıkıntıları var mı düzeltilmesi gereken aldığında? Kronik sıkıntı ya bu balans ayarı falan balansöründe falan sıkıntı var. Yani balansörde bazen bir şey yapıyor. Krangında sıkıntı oluyor. Vurma mı yapıyor? Ya krank zaman sonra vurma yapıyor. Anladım. Yağlama kesme olayı var bunlarda. Hani tekerde uzun süre gittiğin sürece yağlamayı kesiyor bunlar. Kaç binde senin motor? Ya bilmiyorum. 24.000'de. Ben bunu aldığımda 20... Kaçtı ya? Hatırlamıyorum ki. Şu ibreyi göstermem lazım ya. 24.000. 200... Ben de göremiyorum. 246. Top speed'i görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. O 300. Benim elime motor dayanmıyor. Bunu herkes öğrendi. Ya sen teker yani yaptığından benim dolayı. benim elime dayanmıyor abi. Ha şöyle de bir mevzu var. Teker yaptığın zaman bu anlattığımız sıkıntıları göze alacaksınız arkadaşlar. Ya, o da var değil mi? Alacaksın abi alacaksın. Bu motor düşeceksin. Şu granaj gidecek. Şunun deposu 600 liraya. Kanka çok pahalı. 600 lira şu depo. Hani yazıktır. Benim
Koruma demirim bile yok. Koruma demirini bırak. Normal şey demirim bile yok. Düştü mü komple gidiyor. Allah korusun başımıza gelmesin de. Binecekseniz harbi diyorum böyle ben yapacağım bu işi. Ben rahat etmek istiyorum hani. Ben debriyaja dokunduğum zaman benim motorum azıcık oynasın. Gitmeyeyim. Havada azıcık tutayım kendimi falan muhabbeti yapıyorsanız. Ya yani MCX çok güzel bir motor. Bir de hani şimdi bunu driftle çok karşılaştırıyorlar. Driftle falan bunun yani driftle şey aynı bu karşılaşmaz ya. Ya şöyle söyleyeyim mekanik olayın da aynı. Ama mekanik performans olarak bence MCX daha güzel. Tabii ya MCX daha rahatlık güzel. Olarak da güzel. Yani arkadaşlarım mesela bana yazıyordu. Kanka drift mi alayım MCX mi alayım sen daha iyi bilirsin. Ya MCX diyor. MCX'in deposu hoşuma gitmiyor diyor. Abi şimdi drift'e biniyorsun. Drift'in deposu şundan. Hani şey yok. Falcon gibi depo çekti. Ya şu depo çektiğinden... Kanka daha oval yapmışlar ya. Ve daha güzel olmuş. Ya. Ben bunun şasesini atayım. Şu şey çekti. Hani bunu farı sökeyim mesela. Ben akarbüsünü atayım bunun. Tantini daha çok yakışıyor. Kelleyi falan yapayım ben bunda. Demirim falan var zaten. Koruma demirini falan yapayım. Motor çok güzel şekle gelir. Rahatlık olarak da daha güzel MCX. Çok drift, rahat. Kütük gibi ya drift. Hı-hı, kütük gibi. Hiç rahat değil. Hem sohbet tadında olur hem geçen bana sormuşsunuz Falcon alınır mı falan diye daha detaylı üstüne düşelim şimdi. İzler misiniz bilmiyorum da biz açacağız. Güzel şekilde toplayacağım ben bu videoyu. Ya Falcon'un üstüne... İsteyenler şey yapar. Ya şimdi... kanka sen de varsın yanımda. Alınır mı alınmaz mı bu piyasada? Ve sence yaza bunun piyasası artacak mı? Piyasası artacak. Falcon'ların piyasası artacak. Bence 15'i görecek kanka. İkinci eli. Piyasası artacak bilmiyorum. Ya zaten çok güzel bir motor. Geçen biri demiş ki KD 125 F mi bu mu demiş. Bence KD. KD tabii. Ama çünkü onda CBS'e var şey var ama 13 bin lira 14 bin lira. Şu an baktığın zaman şu Ocak piyasasında bunlar 11'e 10'a bulabiliyorsun şu an. Ama yazı artacak ona hesap ederek yapmak lazım. Piyasası. Hepsi artık. Ben buna şimdi söyleyeyim. Buna ben şimdi ne fiyat biçeyim? En az 9. Hı? 9. 9 benim yazdığım fiyat. 9'dan aşağısı gitmez yani. Ben 7-7.5 diye düşünüyorum ama benim aklımdaki fiyat 9. Sana bir şey diyeyim mi? 8.5. Bu videoyu açacağız 9 diyoruz ya. 2 yıl sonra var ya böyle 15-16 olacak lan 9'a kim satacak? Aynen. Alanımız olsun var ya. Boş bir şey olsa. Neyse şimdi al kanka sen. Şimdi bize neyi göstereceksin? Söyleyeyim. Kanka bu teker muhabbetin tam anlatımını yapıyorsun. Ben teker muhabbeti ben zaten videodan öğrendim. Şimdi nasıl öğrendim? Ben arka fren vuruyordum normalde. Ben şimdi debriyaja basıyordum arka fren de basıyordum. Yumuldan debriyaja geri bırakıyordum frenle beraber. Ya şimdi frenim olmadığı için bir de bu makinelerde şimdi fren kullanmana gerek yok. Tamam. Normalde 4'te asıl gelsin havaya. Tamam. Abi bir şey diyeceğim. Barkın Bayol'da diyordu yani. Yavaş yavaş hani buradan başlayacağım bu kadar, buradan başlayacağım bu kadar, böyle başlayacağım. Hani zamanla vuracağız. Hani biz o kıtaya gelemedik. Daha önce bu kıtaya gelemedim de. Ancak test dönerken. Ya bizim kafamız çocuğu var. Ya fazla dikiyoruz ya hafif meyilli bırakıyoruz. Ama ne şurada kalıyor hani ne de şuralara gelebiliyor. Anladım. Ha, sadece orta sente bizde. Ya biz o kadar yapıyoruz. Çok sürekli yapacak ya. Hı-hı. Boş bir alan bulacak kendine. Boş bir alanda... Sen kaç yılda öğrendin? Az sonra arkadaşlar nasıl yaptığını da görecek zaten. Ben ne kadar zamanda öğrendim? Kanka ben 2015 miydi? 16 mıydı? Neydi ben? Tam böyle 4-5 yıl yani en az. Tekere başladım. Başlayalı böyle. Bundan 5 yıl önce şu arka yola burada kaçtı. Diren orada. Serevin üst tarafında. Ben orada öğrendim ilk teker yapmasını. Bizde bir tane kuruş ete kapımız vardı. O zaman da 250 milyona mı ne aldıydık? Kap ama kaportası falan vardı. Hani bilmiyoruz ya. Çeviriyoruz gazı. Birinci vites. Birinci vites. Böyle böyle öğrendik. O yolda ben 3 defa hamle motor kilitledim işte. Başlattın mı sen? Hı hı. Ben gireyim o zaman. GoPro'yu da halledelim. Daha güzel şeyler yaparız arkadaşlar. Şu an elden gelen bu sohbet muhabbet. Normalde atmayacaktık da video olsun diye. Bak bak şuna bak. Yolu bitiriyor ya maşallah. Thank you.
Gel. Gel, bana doğru gel. Kızlar geldi, TikTok atacağım, meşhur ol diyor. Şimdi debriyaj vurma muhabbeti var ya. Bak biliyorum, sağ solda şu var. İşte farz edin. Oğlum ne yapıyorsun lan? Korktum. GoPro yok yani, bu kadar arkadaşlar. Da biz eğleniyoruz yani. Şöyle de gösterebilirim. Gaz daha çok olanlar Mayjack'ta kullanıcı zaten Mayjack'ta. Kullanan zaten yapıyordur bunu Mayjack kullanan. Yani normal motora debriyaj vurma muhabbetini söyledim ben size. Bu. Anladım. Yani anlatımı yapamıyoruz, bu bir şey zaten. Bu kadar kanka, yapacak bir şey yok yani. Ön lastik salıyor ya. Kanka niye biliyor musun? Asfalt kötü. Ön lastiğin direkt kayıyor. Tripodu kurayım. Ben yolun ortasında böyle bekleyeyim. Elime vurabilir misin? Nasıl yani? Elinle şöyle vurabilir misin? Yapıyorlar ya. Denerim. Deneme. Vururum. Tamam. Lazım olacak, gel tamam. Gel. Para yok o kadar. Arkadaşlar yorulduk. Hiç tripod, minipod, mikrofonla uğraşamıyorum. Durumlar böyle. Yani anlatabileceklerimiz bu kadar buradan. GoPro'yu ayarlayabilirsek bir dahakinde daha güzel şeyler gelir. Bu videoda da şey yapayım mı? MCX'de çıldırdık Part 2. Geçen yıl CG'ydi. Olur. Bunun peşinden bir yıl daha video gelmez. Aynen. Seneye MT9. Aynen. Seneye alırız da MT'yle. Durumlar böyle. Ama bu sefer şey daha... Bolaman alt yola. MT9 buraları ya, şey yapmaz. Ya Çamsan tünele. Doyurmaz burası. İyi arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lastik alın bana. Onur'un hesabını şöyle altı etiketliyorum. Takip edersiniz. Sağlıcakla kalın.